Kamp yapmayı çok seviyorum. Doğada kaldığım süreleri toplasak, bütün günleri bir araya getirsek sanırım birkaç yılı geçer. Aynı zamanda işimi de çok seviyorum ve ikisini birbirinden ayırmak istemiyorum. Bazen hafta sonları için kampa gidiyorum ama tekrar pazartesi günü işe başlamak istediğimde de kampı bırakmak istemiyorum. İkisini nasıl birleştirebilirim diye düşünürken bazı ekipmanlar edinmeye başladım. Bu videoda kendi işini yaparken, yazılımcılık yaparken, tasarımcılık yaparken, doğada vakit geçirirken, evinin dışında vakit geçirirken kendi işini nasıl yapabilirsin? Onlardan bahsedeceğim. Yeni aldığım bazı ekipmanlar var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Evimizi, ofisimizi terk edip dışarıda iş yapmaya başladığımızda aklımıza gelen iki tane şey oluyor. Birincisi elektriği nereden bulacağız? İkincisi de interneti nereden bulacağız? İnterneti cep telefonlarımızdan paylaşarak kolaylıkla elde edebiliyoruz. Bu konuda çok büyük bir problem yok. Elektrik kısmına gelirsek de bazı kamp alanlarında elektrik bulabiliyoruz ama her kamp alanında olmuyor. Özellikle de kamping dışında kalıyorsanız, yani herhangi bir para ödemeden doğada bir yerde kalmak istiyorsanız elektrik genellikle bulamıyorsunuz. Bu durumda da arabanız varsa arabadan 220 volt invertörlerle bunu elde etmek mümkün. Bununla ilgili de bir videom vardı. Açıklamalar kısmından bakabilirsiniz. Diğer bir yöntem, benim bu videoda göstereceğim yöntem de güneş paneli kullanmak. Son zamanlarda bayağı bir güneş paneli araştırdım ve 100 wattlık bu katlanabilir güneş paneli buldum. Hem çanta gibi taşıması çok kolay. 100 watt gücündeki kullandığım MacBook'un adaptörü zaten 65 wattlık. Yani maksimum 65 watt güç verebilen bir adaptöre kıyasla iki tane MacBook'u çok rahatlıkla aynı anda şarj edebilir. Buna ek olarak iki tane de USB çıkışı var. Hem powerbank'imizi hem telefonumuzu, tabletimizi aynı anda şarj edebiliyoruz. Ve gerçekten 100 watt olması inanılmaz bir özgürlük katıyor. Güneş panelinin yanında ayrıca diğer bilgisayarları, her türlü bilgisayarı şarj etmek için, hatta arabamızın aküsünü şarj etmek için de kablolar çıkıyor içinden. Bu kadar malzeme çıkması da gerçekten işimizi kolaylaştırıyor. Herhangi bir ek ekipman taşımadan herhangi bir bilgisayarı anında şarj edebiliyoruz. Diğer kullanmayı sevdiğim ekipmanlardan biri de şu harici monitör. 4K olanı da var, bende 1080p olanı da var. Şu an videodaki 1080p olan ama 4K olanından çok 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 daha fazla memnunum. Onu ofiste bıraktım. Ofisteki yerini değiştirmek istemedim. Çift monitör çalışmak yazılımcılar için, tasarımcılar için neredeyse şart gibi bir şey. Yani tek bir monitörle çalışmak iki monitöre alışan birisi için çok zor oluyor. O yüzden bunu da yanına koyup sıra geldi çadır meselesine. Daha önceki çadırımı 11 yıldır kullanıyordum ve aslında memnundum. Kullanımı, kurulumu, her şey bana göre pratikti ama bu çadırı gördükten sonra eski çadırımdan biraz soğudum. Böyle kaldırarak tek bir seferde kuruluyor. Herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Sökerken de aynı şekilde bastırınca kendisi çöküyor. Ama bunlardan daha önemlisi çok iyi hava alıyor. 5 tane, 4 tane yandan, bir tane de yukarıdan 5 yerden hava alabiliyor. 2 tane kapısı var. Bunlar çok güzel. Bu sayede güneşin altındayken bile içinde oturulabiliyor, uyunabiliyor. Bayağı havadar bir çadır. Yine son aldığım ekipmanlardan birisi de çadır lambası. Aynı zamanda da sinek öldürücü. Çadır fileli olduğu için içeri sinek girmiyor ama biz girerken, girip çıkarken ister istemez birkaç tane girebiliyor. Şu ışığı yaktığımız zaman birkaç saniye içerisinde ya da birkaç dakika içerisinde içeride sinek falan hiçbir şey kalmıyor. Çok konforlu bir uyku sunuyor bize. Bu arada merak edenler olursa diye kamp alanlarıyla ilgili de biraz bilgi vereyim. Geçen hafta gittiğim Beypazarı'ndaki kamp alanında balık tesisi esas orası. Tam bir kamping değil. Gündüz piknikçiler geliyor, akşam kamping oluyor. Hafta sonları da genellikle düğün oluyor. Aynı zamanda da düğün salonu. Düğün kısmını saymazsak bayağı kafa dinlendirici bir yer. Ama 3-4 saat bir kafa şişiren tarafı da var. Yani gitmek isteyenler bunu göze alıp gitsinler. Kapadokya'daki kamp alanıysa hem havuzu vardı hem peri bacalarına yakındı. Üstümüzden yüze yakın balon aynı anda geçiyordu. Çok güzel bir ambiyansı var. Yıllardır gittiğim bir yerdi. Aynı zamanda yürüyüş rotalarına da çok yakın. Şöyle kısa bir yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş de yaptık. Yürüyüş bittiğinde ise Kapadokya'da balon festivali olduğunu öğrendik. Bayağı eğlenceli bir etkinlik. Ona da tesadüfen denk gelip gittik. Güzel bir kamp oldu bizim için. Şöyle kısaca bir toparlayacak olursak, 2 haftadır bu ekipmanlarla beraber hem kamp yapıp hem çalışabilir miyim diye test ediyordum. Enerji olarak, elektrik olarak herhangi bir problem yaşamadım. Bilgisayarım, harici monitörümü yanımda götürüp hem telefonlarımı, hem powerbanklerimi, hem diğer elektronik ekipmanlarımı, kamera gibi ekipmanlarımı şarj edebiliyorum. Güneş panelini bayağı beğendim, çok güçlü. Yeni çadırım sayesinde de hem daha pratik toplayabiliyorum, daha pratik kurabiliyorum ve daha havadar bir şekilde hem uyuyabiliyorum hem içinde çalışabiliyorum. Senin de kamp yaparken ufak tefek işlerini halletmek gibi planlarım
soranların varsa bu ekipmanların linklerini açıklama kısmında bıraktım. Oradan inceleyip göz atabilirsin. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim dostum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal.